Kanista beni boyamayın değil mi sen? Çok sıcak var işte. Ben de Kore ise tıkala güneşik otu çocuk adam. Öylesine önemli caddelerimizden, sokaklarımızdan birisi ki 2,5 milyon turistin geldiği fakat çok fazlasının da uğramadan gelip geçtiği bir yerimiz. Biz de istedik bu caddemizi, bu sokağımızı şöyle sıfırdan, yeni baştan tekrar bir ele alalım. Tabanından duvarlarına kadar her yeri bir konsept olarak sokak sağlıklaştırması projemiz vardı zaten seçimlerde söylemiş olduğumuz. O projelerimizden ilkini burada gerçekleştirmiş olduk. Pandemiyi de bir fırsat bildik. Esnafımızı rahatsız etmeden, huzursuz etmeden bu çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz dedik. Mavi beyaz konseptine başladık. Bütün esnaflarımızın iş yerlerinin mimarlarımız vasıtasıyla mavi ve beyaz renklere boyadık. Burada yol çalışmasında farklı ayrı bir uygulama başlattık. Küptaş uygulaması ve motifli desenli bir küptaş uygulaması başlattık. Şunu da gördüm, hoşuma gitti az önce sizlerle de dolaşırken. Esnaflarımız da kendi iş yerlerini bu değişime uyduracak şekilde geliştirmeye ve değiştirmeye, güzelleştirmeye başlamış. Demek ki bir yerde güzel bir su damlası bıraktığınızda o halkalar hare hare etrafına doğru yayılıyor ve diğer yerleri de güzelleştirmeye başlıyor. Ben Denizli'mizi özellikle bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. Denizli'mizde yaşayan vatandaşlarımızı ve çevre illerimizde de yaşayan vatandaşlarımızı Denizli'ye geldiklerinde mutlaka ama mutlaka Pamukkale mahallemizin içindeki bu güzellikleri, buradaki esnaflarımızın sattığı yöresel ürünleri görmeye, yöresel lezzetleri ve hatta dünya mutfaklarının lezzetlerini burada tatmaya davet ediyorum. Burada Kore mutfağı var, Japon mutfağı var, Çin mutfağı var. Efendim yani çok bilinen bir yönümüz değil aslına bakarsanız. Denizli denince akla hep şey gelir. Denizli kebabımız gelir. Evet, Denizli kebabımız çok iyidir. Ama burada Koreli aşçılar çalışıyor. Çinli aşçılar çalışıyor. Japon aşçılar, evet. Yani bunların lezzetlerinden her birimizin de haberdar olması lazım. Ve hani şu güzelliğe bakar mısınız? Böylesine bir güzelliği acaba kaç yerde görebiliriz? Henüz daha tam olarak bitirmedik. İnce işçiliklerimiz olacak, motiflerimiz olacak, çeşitli resimlerimiz olacak. Şu anda projemizin yarısına gelmiş durumdayız. Çok kısa bir süre içerisinde bu projemiz de vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak. Ben Ali Çelik, 17 yıldır bu işletmeyi işletiyorum. İlk defa böyle bir Pamukkale, ilk defa böyle bir hizmet gördü. Pamukkale Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Gelen tepkiler çok güzel. Hem müşterilerden, hem yabancı müşterilerimizden, hem de yerli müşterilerimizden çok çok teşekkürler. Güzel tepkiler alıyoruz. Hizmetlerin devamını diliyoruz. Yaklaşık 15 yıldır burada bir esnafım. Gerçekten caddemiz çok güzel oldu. Mavi beyaz. Belediyemize çok teşekkürler. 10-15 yıldan beri böyle bir hizmet yoktu burada. Hep yollar çukur çukurdu. Çinliler, Koreliler buradan geçemiyordu. Ya da ayakları takılıyordu. Biz çok memnunuz, çok da memnun olduk. Bu güzellik bizim için çok iyi oldu. Hem esnaf olarak hem müşteri olarak. İnsanlar gelip buralarda resimler çekiliyorlar, duvarlara yaslanarak, renklere bakarak insanın içi açılıyor. Gerçekten çok güzel, belediyemize çok teşekkür ederim. Pamukkale'deyim, esnafım, restoran işletiyor. Pamukkale'de böyle güzelliklerin olmasından esnaf olarak mutluyum. Ne kadar güzel olursa dışarıdan gelen insanlar için, turistler için, halkımız için daha güzeli.